Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 34. ve son haftada oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ümraniye Spor maçını bu yayınımızda konuşmayacağız. Ayrı programda değerlendireceğiz. Ayrıca bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını ve son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna destek olmalarını rica ediyoruz. Uzun bir giriş yaptım. Biraz hoş geldin Furkan. Hoş buldum. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Şaka bir yana bir sezon bitiyor TFF 1. Evet. Lig'de. Acısıyla tatlısıyla hani tüm takımlar için, bizim için de. Biz tam bir sene konuştuk. Bir seneyi tamamladık. Aynen öyle. Tamamlayacağız bu hafta. Kanalımızda tamamlamış oluyoruz TFF 1. Lig'de. Cuma günü, cumartesi ve pazar günü maçlar var bu hafta. Pazar günü ligin 34. haftası sona erecek artık. Cuma günü Altınordu Menemen maçı var. Haftanın açılış maçı. Cumartesi günü şampiyonun, yani daha doğrusu ikinci sıranın belirleneceği gün ve playoff'a son kalan takımın belirleneceği. Pazar günü de küme düşme hattında üçüncü ve son düşen takımın belirleneceği gün olacak. Hafta Cuma günü başlıyor TFF 1. Lig'de. Altınordu, daha doğrusu Menemen Spor Altınordu mücadelesiyle iki İzmir takımının mücadelesi olacak. İki takım da çok çok rahat durumdalar. Kesinlikle. Bu maça ben tamamen komple rotasyonlu çıkacaklarını düşünüyorum iki takımın da. Nasıl bir maç bekliyorsun? Menemen Spor'da Selmani yok. Sezona damga vuran isim. Aynen. Altınordu'da tecrübeli kaptan Sinan Osmanoğlu yok takımın stoperi. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir maç bekliyorsun? Sinan Osmanoğlu'nu saydın da hani saymasan daha iyiydi zaten. Ya bu sene bir katkısı olmadı takıma. Yok ya, bence takımın hani önemli oyuncularından biri. Onun dışında Altınordu'da, Menemen Spor'da bu sezon bana göre, özellikle Menemen Spor zaten bütçe performans anlamında ligin en iyi iki takımından birisi. Kesinlikle. Keçiören gücüyle beraber. Onun dışında Altınordu'da istediğini aldı, ligde kaldı. Zaten hani ligde kalacağını söylemiştik. Şaşırtmadı bizi. Ben bu maçta gollü bir maç bekliyorum. İki takım da zaten hedefsiz. Onun dışında Menemen'de Selmani yok. Bir de Mehmet Bostepe ile yollar ayrıldı. Onu, özür dilerim, onu unuttum, hemen söyleyeyim. Kişisel hesabından açıklama yaptı Mehmet Bostepe. Önümüzdeki sene hangi takımla anlaştığım belli değil. Ama ligin son haftası öncesinde kulübüm Menemen Spor'la yollar ayırdım dedi ki. Evet. Bence Mehmet Bostepe kalması gereken bir oyuncuydu. Bakalım nereye gidecek. Aynen. Onun dışında Mehmet Bostepe'ye de hayırlı olsun dileyelim. Aynen. Yani bu vermiş olduğu karar hayırlı olsun dileyelim. İki taraf için de hayırlı olsun. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında inşallah Mehmet Bostepe de hayırlı bir transfere imza atar. Aynen. İnşallah. Mehmet. Evet, Mehmet Bostepe zaten Menemen Spor'un bu sezon en iyi 4-5 oyuncusundan birisi bir kere. O yüzden iyi bir oyuncu ve iyi bir takıma da gidebileceğini düşünüyorum önümüzdeki sezonda. Ben bu maçta gollü bir maç olur diyorum ama kimin kazanacağı yönünde bir şey söyleyemiyorum. Ben de goller tarafındayım. Zaten bu maç çok rahat bir maç olacağı için iki takım da hiçbir hani dertleri tasaları, aynen, sadece stres yok. Halı saha havasını da bile geçebilir gibime geliyor. Aynen. Bakalım ne olacak. Hemen cumartesi günü oynanacak maçlara geçelim. Çünkü cumartesi günü düğümün çözüleceği gün. İkinci sırada hangi takım direkt çıkacak o belli olacak. Adana Demirspor kendi evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor bu maçı kazanıp Ümraniyespor'un puan kaybetmesini, özür diliyorum, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek kendi evinde Ümraniye ile oynayacağı maçta. Ben Adana Demirspor'un bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. İstanbulspor'un çünkü hiçbir hedefi yok. Aynen. Bu maçta 3. kaleci Vedat oynayacak. Kurtuluş yok, Muhammed yok. Vedat Adana Demirspor formasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Ama çok zorlanacağına inanmıyorum. Adana Demirspor bu maçı kazanıp bence Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecektir. Senin yorumun ne olur? Ben de Adana Demirspor'un galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum sahadan. İstanbulspor'un hedefi kalmadı ama bu ligde her an her şey yapabilecek bir takım, onu da söyleyelim. Ayrıca da golü bir maç olur diyorum. Murat Sancak da Ümraniyespor maçından sonra bir açıklama yaptı. 421 günlük bir ceza aldım diyor. Herhalde tarihe geçecek dedi. Gerçekten doğru, haklı. Ya, komik bir açıklamaydı. Yani güldüm bayağı. Gerçekten de haklı. Yani adam mı vurdu, bu adam mı yaraladı yani? Süper Lig'de sahanın ortasına dalıp adam kovalayan. 15 gün alıyor. Hasan Çavuşoğlu'nun abisi Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı biliyorsun. Dışişlerine küfür eden bir kulüp başkanı, Dışişleri Bakanı'na küfür eden bir kulübün başkanı. 14 gün ceza alıyor. Denizli Spor Başkanı Ali Çetin, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e su şişesi fırlatıyor. 14 gün alıyor. Ağalı 15 gün alıyor.
Murat Sancak 421, Süleyman Urma da 250 gün alıyor. Aynen. Çünkü bu iki başkan herhalde çaktırmadan adam falan değiştiler. Hı-hı. Bunun izahı bu çıkıyor. Aynen. Bu iki başkanın da cezalarının inmesi lazım. Bu iki kulübün başkanı da playoff'ta olacaklar. Takımlarını vinçten mi takip edecekler? Apartmanın en tepesinden mi? Aynen. İnsafsızlık bu yani. Kesinlikle insaf. Öyle. Murat Sancak biliyorsun Adana'daki maçlarda bir apartman dairesinde izliyor. En yukarıda. Aynen. Aynen. Ben haksız olduğunu düşünüyorum verilen kararın. Bu maçta da Adana Demirspor'un kazanacağını ve maçın golü biteceğini düşünüyorum. İstanbulspor gol atar mı? Kaleden tecrübesiz bir kaleci olur. Vallahi bir şey diyemiyorum ama yani gol olur diyorum. Değil atar mı atamaz mı bir şey Esen diyemiyorum. Esen çok uzaktan mesela kaleyi yokluyor. İbrahim Yılmaz da hem asist hem gol kaleci anlamında. Aynen. Ya yani gol atabilir. İstanbulspor gol atma kapasitesi çok yüksek bir takım ama gol olur diyorum. Adana Demirspor da kazanır diyorum. Ben de o düşüncedeyim. Adana Demirspor net kazanır bu maçı. Bir diğer mücadeleye geçelim. Playoff'a kalmayı garantileyen Akhisarspor, hatta rakibi de belli Akhisarspor'un, çok yüksek ihtimal Bursaspor ile eşleşecek zaten gözüken o. Ligin bu sene en başarılı takımı olan bana göre Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Akhisarspor son haftaya rahat giriyor baktığımız zaman. Playoff'a kalması belli olduğu için Yılmaz Hoca'nın bazı önemli oyuncuları hiç riske etmeyeceğini düşünüyorum. Başta Erhan. Onu ben sana soracaktım, söyleyecektim. Rotman, ben de öyle bekliyorum. Bjarnason, Kostalić. Bu oyuncuların kesin oynamayacaklarını düşünüyorum. Vrsaljevic. Bu oyuncuları bence kesebilir. Diğer tarafta Keçiören Gücü'nde rotasyon bekliyor musun? Yoksa sezon başından beri hep aynı 11 ile çıkıyor neredeyse. Belli yani. Keçiören Gücü'nün 11'ini bu ligi yakından takip eden biri hemen sayar rahatlıkla. Erdi ile Samet başı çekiyor zaten. Aynen öyle. Biliyorsun. Kalede Metin. İşte sağda Abdülkadir, solda Hüsamettin. Ortada Madinda, Burak Aydın. İleride Kone oynuyor. Cem ikinci sağda. Solda Dialiba. Nasıl bir maç bekliyorsun? İki takımdan gol bekliyor musun yoksa kısır bir maç mı olur? Neler söylersin? Akhisar'da ben de senin gibi rotasyon bekliyorum. Çünkü playoff öncesi bir sakatlık Allah korusun yaşamamak için böyle bir hamle yapacaktır Yılmaz Vural. Keçiören Gücü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Menemenspor'la beraber yeni çıkmasına rağmen bütçe performans olarak ligin en iyi iki takımından birisi. Onun dışında bu maçta da yine aynı ilk 11'i bekliyorum. İşte Cem oynar, Erdi oynar, Samet, Hüsamettin, Metin. Metin belki kesilebilir. Geçen hafta Muhammed oynamamıştı biliyorsun. Aynen. O yüzden ben bu maçta rahat olacağını düşünüyorum iki takımın ve gol bir maç olacağını düşünüyorum. Keçiören Gücü geçen hafta da rahat olmasına da olabiliyorsun. Karanlık Gümrük Kalesi'nin 3 gol buldu. Aynen. Belki de bu sezon ilk defa bu kadar böyle çok gol bulduğu maçlardan birisi oldu. Bu maçta da gol bir maç olur. Peki sana şunu soracağım. Çıkalleş 11'de başlar mı? Playoff öncesinde hani bir maç ritmini kaybetmemek için. Vallahi olabilir. Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum onun için şu an. O zaman bir diğer mücadeleye geçelim. Büyükşehir Belediye Erzurum-Ümraniye maçını geçiyorum. Özellikle programda konuşacağımız için. Fatih Karagümrük kendi evinde Adana Spor'u ağırlayacak. Fazla konuşulacak bir maç yok. Karagümrük geçen hafta ağır bir mağlubiyet aldı ama Altay'da Erzurum'a yenildiği için kendi evinde. Playoff'a 6. sıradan girmek için ipler hala Karagümrük'ün elinde. Aynen. Karagümrük'te Erdal Öztürk oynamayacak. Geçen hafta oyuna girdikten sonra kırmızı kart görmüştü. Adana Spor'da da problem çocuk. Eze yok. Bagayoko yok. Bir de Umut Sözen yok. Karagümrük bu maçta çok ağır favori. Bence farklı kazanacaktır. Senin yorumun ne olur? Fazla konuşulacak bir şey yok. Karagümrük net favori. Adana Spor için bir şey söylemeye gerek yok. Ne söyleyeyim yani? Ben de seninle aynı düşünceliyim. Net Karagümrük. Karagümrük kazanarak artık playofflara hazırlanacak. Sadece şunu soracağım sana. Emega Ara ile Sobya yan yana başlar mı? Rakip de çok zayıf. Ne söylersin? Başlasa da başlamasa da Karagümrük kazanır. Ama şunu söylüyorum. Süper Lig'in şifresi, hani diyordum ya playoff'un şifresi Sobiec Emegara diye. Aynen. Şimdi Sobiec Emegara'nın aldırdığı maçlarla Karagümrük burada. Şimdi bu maç bitecek, bu maçta oynasa da oynamasa fark etmez. Karagümrük her türlü kazanır. İkimizden biri bile forvetle oynasa Sobiec'in yanında kazanırız ben bu maçı. Ben Fatih Kuruç'un yanında stoperde ben. Hani sezon başından beri sen her maç birkaç programda hatta birçok programda aynen. Bir takımda bizi ilk 11'e soktun. Ben hiçbir zaman sokmadım. Yani ben de bu maçta sokuyorum. Artık bu maçta sokmayacaksam zaten hangi maçta sokacağım? Fatih'in yanında ben stoperde oynasam, sen de Endao'nun yerine sağa çıktı oynasan Karagümrük bu maçı gelir. Aynen. Olamazsa hani ikimizi de dövmeleri lazım. Kesinlikle. Biz de bir şey yapabiliriz Adana Spor'a. Kesinlikle. Onun dışında Karagümrük'ün de yine yeni bir şifre belirliyorum. Süper Lig'in şifresi Sobiec Emegara. Yani kesmemesi lazım bu iki oyuncuyu. Ya bu net belli artık. Taraftar da biz aynı görüşte. Sen şöyle düşünüyorsun o zaman. Karagümrük aynı Yılmaz Vural'ın Akhisar'ı oynattığı gibi önde rakibi boğmalı. Ya hem önde boğuyor hem defansı çıkartmıyor ileriye sol bekini. Onun dışında ön libero'daki adam otomatikman kanada kayıyor Emegara'yı tutmak için. Anladın mı? Çok fazla nedeni var. O yüzden Karagümrük'ün Süper Lig şifresi Sobiec Emegara. O zaman bir diğer mücadeleye geçelim. Ben de Karagümrük'ün çok net kazanacağını düşünüyorum. Giresunspor Altay mücadelesi cumartesi. Çok konuşulacak bir maç değil. Giresunspor'da zaten Ahmet İlhan, Muhammed Bayır, Nurhan, aynen. Ahmet Kesim, Landel vardı, Özgürcan Özcan.
Bu oyuncular zaten takımdan izin aldı. Hakan Kutlu gitti. Hakan Kutlu da ekibiyle beraber gitti. Yollar ayrıldı komple. O 6 oyuncunun da aralarında sözleşmeleri devam edenler var ama seneye kalacaklar mı kalmayacaklar mı daha belli değil. Olağanüstü kongre olacak biliyorsun. Altay'da ise geçen hafta kaybedilen Erzurum maçından sonra bence süngüler, moraller düştü. Bilmiyorum sen ne dersin ama sezonun en kritik maçında Altay çok kötü oynadı ve kara ümrüğün kaybettiği hafta bir de. Bu maçı Altay kazansa bile playoff'a kalamayacak çünkü kara ümrük Adana'yı yenecek. Aynen. Çok anormal bir durum olmazsa. Yorumun ne olur bu maça? Zor bir maç. Ben bir şey söylemiyorum maçla ilgili. Altay elindeki fırsatı kaçırdı geçen hafta. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Giresunspor için de söylenecek bir şey yok. Takım ne yaptığını anlayamadım. Oyuncular gidiyor. Teknik direktör gidiyor. Takım içler acısı durumda. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Gol falan. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey. 0-0 biterse de şaşırmam çünkü. Benim de bu maça bir görüşüm yok. Topu sana atayım dedim ama sen de topu direkt dışarı attın. Tamam. Bu maçla ilgili yani normal iki takım taraftarlarına bakıyorum. Onlar da bir şey söyleyemez bana göre. İddia severlere bakıyorum. Onlar da bir şey söyleyemez bana göre. Çünkü çok garip bir maç yani. Katılıyorum sana. Zor bir maç. Cumartesi günü son olarak da şampiyon Hatay Spor kendi evinde Bursa Spor'u ağırlayacak. Hatay Spor bu hafta doğru düzgün idman yapmayacak doğal olarak. Çünkü bu hafta tamamen kutlama havası. Şehirde her gün bir yerde bir kutlama var. İşte derneklerde. İşte parklarda. Valiyi ziyaret edecek takım. Bir gün işte. Barcelona'yı davet etti biliyorsun doğal Hatay Spor ayrıca. Aynen öyle. Onu da vurgu yapalım. Medeniyetler şehirine gelin bir künefemizden aynen diye. Barcelona kulübü de açıklama yaptı. Türkiye'deki taraftarlarımıza buluşmak için can atıyoruz dediler. Bakalım böyle bir birliktelik güzel gerçekleşecek olur, mi? Güzel olur. Keşke olsa hani böyle sonbahara doğru işte Barcelona gelse Hatay Spor'un yeni stadına çok güzel olur. Süper olur. Şimdi Hatay Spor bu hafta artık tamamen kutlama haftasında. Hani bu hafta doğal olarak bu da zaten Hatay Sporlu oyuncuların sonuna kadar hakkı. Aynen. Bu hafta pek Hatay Spor'un antrenman yapacağına inanmıyorum ben kendi adıma. Çünkü tamamen o hakkıyla kazanılan şampiyonluğun sevinciyle. Yok yapacaklar var. Şimdi şöyle. Ya yaparlar da. Yok şöyle hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksın. Sen çünkü bir meslektesin. Bir iş yapıyorsun. Bir de sonuçta bu maçta ilk 11 çıkacak. Gerçekten. 7 tane de tabii yedek olacak. Şimdi itman yapma kendini saldığın zaman bu maçta Allah korusun bir sakatlandığın zaman futbol hayatın biter. Hani şöyle bir de tatile çıkacak ki oyuncular. Ben Hatay Spor'un bu maçı çok kasacağını. Ya zaten maçı kasmayacak o ayrı. Mehmet Altıparmak da bu sene az oynayan oyuncuları oynatacaktır. İşte Diop gibi. Kalede Ömer Alıcı. Diop kadroya girmiyor ama ilk 18'de son haftalarda. Sağ bekte oynar. Hı-hı. Solda Yasin Güreler oynar. Hı-hı. Stoper'de Soner oynar. İşte tamamen rotasyon yaparlar. Hı-hı. Alican 11'de oynar. Bursa Spor'da geçen hafta ilk iki şansını artık tamamen yitirdi. Onlar da artık tamamen playoff hazırlanacak aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Hani iki takımın da bir amacı yok ve çok sıcak bir havada da oynanacak. Takımlar kasar mı sence? Ne soruyorsun? Sana şimdi şunu soracağım. Şimdi diyelim Bursa Spor kaybetti maçı. Karagümrük kazandı aynı puanda olacaklar. Evet. İkili avaraja kim önde? 3-1 Karagümrük yendi. 2-1 Bursa'da Bursa yendi. Karagümrük önde. Şimdi bak bir de böyle bir durum var. Karagümrük kazandığı zaman, Bursa kaybettiği zaman Karagümrük Bursa'nın yerine geçiyor. Ve Bursa Spor otomatikman Adana Demirspor'la oynayacak. Adana Demireler Bursa'yı. İşte böyle bir durum var. Sağlam bir Volkan Şen olursa Adana Demir. Şimdi ağır. Hani Bursa Spor taraftarına git, yönetimine, oyuncularına git, kimle eşleşmek istiyorsun derse hani Adana Demir mi, Karagümrük mü, şey Akhisar mı dersen Akhisar der. Peki sana bir şey diyeceğim. Akhisar tam kadroyken de Bursa'nın önünde. Önünde zaten. Bir tık önünde farklı zaten. Bak ama zaten onu söyledim. Bir tık önünde son programda ama Adana Demirspor hepsinden daha iyi takım. Tabii. Daha çok hamle gücü var. Daha çok hücum gücü iyi. Ama o yüzden Bursa Spor annesine Akhisar'ı tercih eder anladın mı? O yüzden Bursa Spor'un bu maçtan en kötü bir puan alması lazım. Çünkü Karagümrük kazanacak. Yani Karagümrük yani dövseler de öldürseler de Adana Spor'u yenecek yani. Bu zaten net bir şekilde belli. Adana Spor'u yenemez ses kaza falan. Aynen daha söylenecek yani söz yok yani. Hani ben her zaman şu lafım var ya TFF Bincik'de her şey olur. Ya bu maçta her şey olur ama Adana Spor bir puan bile alamaz. Canım, öyle bir maç yani. Bu maç uzayda da Mars'ta da. Aynen. Dün de Plüton'da da Alaska'da da. Uganda'da da nerede olursa olsun. Şu an Adana Spor'un TFF 2. Beyaz Grup'taki Urfa Spor'dan farkı yok. Bu lig için öyle. Aynen. Doğru. Yok yani. O yüzden Bursa Spor'un en kötü bir puan alması lazım. Ben bu maçta iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Şöyle 1-1'lik, 2-1'lik Bursa galibiyeti bekliyorum. Ya ben Bursa Spor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Vallahi ben Hatay Spor'un bu maçı hiç kasacağını zannetmiyorum. Bu da onların en doğal hakkı. Zaten şampiyon olmuş takım. Aynen. Önümüzdeki senenin zaten dün Hatay Spor yönetimi toplandı. Önümüzdeki senenin planlarına başladı. Bir önce yapılması lazım zaten. Tabii aynen. Bir de o yeni transferlerin kampa yetiştirilmesi lazım. Çok transfere de ihtiyaç var. Aynen. Kalacak oyuncular zaten belli. Hatay Spor hani İyi bir planlama yapıp önümüzdeki sene inşallah iyi girer ve Süper Lig'e renk getirir. Kesinlikle. Ayrıca Hatay Spor taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz. Aynen, vermiş oldukları destek, yazmış oldukları yorumlardan dolayı. Hemen cumartesi günkü maçları bitirdik, konuştuk. Pazar günü oynanacak maçlara geçelim. Eskişehir Spor kendi evinde Bolu Spor'u ağırlayacak. Zaten Eskişehir Spor seneye bu ligde değil.
veda turlarında biliyorsun. İkincilikte aynen. Maalesef ikincilikte. Maalesef diyoruz çünkü camiye bir kulübümüz. Aynen öyle. 30 bin oynayan bir takımın ikincilikte olması üzücü oluyor, olacak maalesef. İnşallah Yılport Samsun Spor gibi, işte Kocaeli Spor gibi iyi bir yapılanmaya girerler ve yeniden toparlanırlar Eskişehir Spor adına. Bolu Spor zaten forvetsiz oynuyor ama bu maçı alır diye düşünüyorum bir şekilde. Çünkü Eskişehir'in bir amacı yok. Bolu bir puan bile alsa ligde kalacak aynen. bu maçta. Senin yorumun ne olur? Ben Bolu'nun kazanarak ligde kalacağını düşünüyorum. Sen ne söylüyorsun? Ben de Bolu Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Eskişehir artık ligi tamamen bitirdi. Önümüzdeki sezonda ya beyaz grupta olacak ikincilikte ya da kırmızıda olacak. Kura sonucu belli olacak. İnşallah artık bu sıkıntılı zamanları atlatırlar. Çünkü camia bir kulübümüz. Üst taraflarda olmasını istiyoruz. Ben Bolu Spor'un kazanarak ligde kalacağını düşünüyorum. Kazanamasa bile en kötü bir puan alacaktır. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bolu geçen hafta Akhisar maçında gerçekten iyi oynadı ama Lukaç'ı geçemedi. Aynen. Kalede Lukaç'ın yerinde Gökhan Değirmenci olsa Akhisar 2-0 Bolu kazanırdı. Aynen. O yüzden Bolu bu maçı alabilir. O pozisyonları bulurlarsa atarlar o golleri. Son olarak da Osmanlı Spor Balıkesir Spor maçını konuşacağız. Aslında trajik bir maç. Şu açıdan 2016-17 sezonunda Villarreal'in, Ştadukreş'in ve Zürih'in olduğu gruptan lider çıkan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura çıkan Osmanlı Spor 4 yıl sonra 2017-18, 18-19, 2019-20 3 yıl sonra ikinci lige düşme maçına çıkıyor. Onlar adına kötü bir durum tabii ki bu. Kendi evinde Balıkesir. Peki önemseyen var mı? Soruyorum sana. Hani ben zaten bak objektif bakıyorum. Bir futbol sever olarak bakıyorum. Ben Osmanlı Spor'un düşmesine seviniyorum. Neden dersen sen bunu başka akademi için söylemiştin mesela. Düşse daha iyi olur demiştin. Hani ikincilik beyaz grup için. Niye? Taraftar yok bir kere. Bir kere camia kulüp değil. Ardından hani şimdi biz sezon başından beri konuşuyoruz TFB'nci gibi. Bir tane Osmanlı Spor taraftarı yorum yazdı. Yani taraftarın olmadığı zaten buradan belli. Zaten maçlarındaki taraftarı da gördük. Ki taraftar yok. O kadar giydirmemize rağmen. Aynen öyle. Ya taraftarı yok. Objektif bakalım. Yok yani. Şimdi sen Eskişehir'e mi düşmesine üzüldün? Osmanlı Spor'u mu? Soruyorum. Bu kadar basit. O yüzden Osmanlı Spor'un ve taraftarı olmayan, camiye olmayan kulüplerin ben üst tarafta olmasını istemiyorum. Bir futbol sever olarak rekabetin olmasını istiyorum. O yüzden bu maçta da golli maç olur diyorum. Sonuç anlamında bir şey söylemiyorum. Balıkesir'de Ali Male oynarsa eğer bence bu maçta kasar. Çünkü Ali Male gidecek banko belli o belli, yani. Belli, kesinlikle belli. Ali Male bu sene bayağı bir fark yarattı. Ya bu maça ben bir şey diyemiyorum çünkü Bolu bence en kötü bir puan alıp ligde kalacak. Osmanlı Spor'da da birkaç oyuncu var. Atakan, Ali Eren. Aynen. Senin beğendiğin isim Erdem'di. Cumartesi'nde oynayan. İşte bu oyuncuların da seneye takımda olmayacaklarını düşünüyorum. Erdem Çetinkaya'yı beğeniyordum hücum hattında oynayan. Atakan Çankaya da kesinlikle transfer yapacak. Bir de Blagojevic yabancı oyuncularından. Erik Ayuk da kesinlikle. Mehmet Yiğit. Aynen, Mehmet Yiğit de tecrübeli bir stoper. Bu 6 oyuncu kendilerine rahat kulüp bulurlar zaten önümüzdeki sene. Osmanlı Spor'da TFF 2. Lig'de mücadele edecek ve seneye de iyi bir oluşum yapamazlarsa oradan da düşebilirler. Ne diyorsun? Kesinlikle artık olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Tüm maçları konuştuk. Teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ediyorum. Zorlu bir hafta bizi bekliyor. İkinci sıradan çıkan takım belli olacak. Ayrıca son düşen takım olan üçüncü takım belli olacak. Ve TFF 1. Lig'de 34. hafta hani normal sezon komple sona erecek. Ardından zaten playoff'ları konuşacağız. 34 haftanın değerlendirmesini de yapacağız seninle önümüzdeki hafta zaten biliyorsun. Aynen. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ederim. Önce yayını kapatmadan önce son olarak izleyicilerimize, taraftarların mesajı ne olacak? İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sezon boyunca birlikte olduk. Sezon başından beri konuştuk programlarımızı. Özel programlar yaptık, transfer programları yaptık. Transfer programlarını sen tek yaptın o zaman biliyorsun. Aynen. Ben yoktum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün takım taraftarlarına bize destek verdiklerinden dolayı. Onun dışında abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz. Ayrıca abone olmayan herkesten de ayrıca yine beğeni ve yorum bekliyoruz. Katıl butonumuzda desteklerinizi bekliyoruz. Yeni sezonda çok daha iyi bir şekilde programlarımızı yapacağız ki zaten şöyle bir durum var. Şu anda TFF 1. Lig'inde olan takımlar, yani önümüzdeki sezonda TFF 1. Lig'inde olacak takımlar veya işte çıkacak takımlar Süper Lig'e, onları da özel olarak konuşacağız ve ligini konuşacağız. Ayrıca şehirlere gelip röportajlar da yapacağız. Bunlar için de katıl butonumuza kesinlikle desteklerinizi bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Zaten seneye çok fena bir TFF 1. Lig olacak zorluk anlamında. Aşağıdan gelen takımlar zaten iyi takımlar. Yılport Samsun Spor çok iddialı geliyor. Aynen. Süper Lig imkanlarına sahip bir kulüp. Bandırma Spor da iyi yapılanmayla geliyor. Bir de Manisa gelirse mesela playoff'tan felaket olur. Veya Tuzla Spor. Başkan Nur Göçmez önderliğinde Bandırma da iyi geliyor. İyi bir yapılanmaları var. İç transferde başladılar. Dış transfere de ağırlık verecekler. Aynen.
İki iyi takım geldi. Üçüncü takım da eğer güçlü bir takım gelirse kafadan zaten seneye TFF birincilik, bir de yukarıdan düşen takımlar da olacak. Çok zorlu bir lig bizi bekleyecek. Seneye daha çekişmeli bir konu. Kesinlikle bunu hep söylüyoruz. Onu söyleyelim. Sana teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine sağ ol sen de. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.